Bence bu bir öncelikle kişilik meselesi. Yani toplumda ahlak erozyonumuz var. Herkes kendi evinin mevcutlarından daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Aşk gözlü insanlarımız sağ olsun bunları da göz önünde bulundurduğu için. Türkiye genelinde ev kiralarına zam geldi. Biz de bugün Laf Sokak'ta ekip olarak vatandaşlara sizce ev kiraları neden bu kadar arttı diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Yani evlerin fiyatları uçtu gitti. İster istemez ev sahipleri de kirayı artırıyor. Peki bunun önüne geçilebilir mi sizce? Vallahi Türkiye'de çıkan hiçbir şey düşmedi. Böyle devam edecek gittiği yere kadar. Kısa bir kapanma, 2 yıla yakındır kapanmamız vardı. Kapanmadan dolayı ev kiraları, kiracılar çıktığı için, ev sahiplerinin evleri boşta kaldığı için 2 sene boyunca kimse oturmadı. Bu yüzden de ev sahipleri kiraları yükseltmek zorunda kaldı. Sebep bu. Dizport'ta benim ev kirası 860 euro. 150 de ceyran parası. Her şey zaten ateş pahası. Benzinin litresi 1.58. Milletvekilinin aldığı maaş 12 bin euro. Adam geçinemiyormuş. Ben o parayı kazanmak için bir sene çalışıyorum. Ben nasıl geçineyim? Malum gerek İranlılar olsun, Afgan göçü olsun, Suriyeli göçü olsun. Bu yüzden dolayı hani arz talep meselesinden dolayı bir de okulların açılması da tabii buna bir etken. Açgözlü insanlarımız sağ olsun bunları da göz önünde bulundurduğu için. O yüzden arttı bence. Sizce fiyat düşüşü olur mu peki? Yani zannetmiyorum. Bu memlekette fiyatı yükselen bir şeyin düştüğünü hiç görmedik. O yüzden yani öyle bir beklentimiz yok açıkçası. Fiyatları sürekli arttırıyorlar. Birbirlerine bakarak. Bir internet sitesi var meşhur biliyorsunuz. Herkes kendi evinin mevcutlarından daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Doğal olarak fiyatı birazcık daha yüksek, birazcık daha yüksek, birazcık daha yüksek. Otomatik artıyor, düzenli bir şekilde artıyor. Son zamanlarda her şeyin fiyatları arttı. Ülkemizde olsun, şehrimizde de olsun. Okulların açılmasıyla beraber tabii öğrencilerin 2 yıl sonra tekrar eğitimlerine başlaması üniversitenin. Onları da biraz arttırdığını düşünüyorum. Bu konuda da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir açıklama yapmıştı. Kiralar artmadı, artan olursa bizi bulsun, bizle görüşülsün falan diye ama arttığını ben de duyuyoruz. Çünkü dönemsel olarak yani şu an eğitim sezonundayız takdir edersiniz ki ve bu yüzden de ev fiyatları artıyor. Öğrenciler bu sefer dışarıda kalıyor maalesef ki. Yani tamamen dönemsel olarak değerlendiriyorum ben bu durumu. Peki bunun önüne geçilebilir mi sizce? Bunun önüne tabii ki geçilebilir. Hani Gençlik ve Spor Bakanlığımız zaten bir iki yere hani bu şekilde çalışmalar, projeler düzenlemeye başladı. Hani ev fiyatlarının KDV'si hani onlardan alınan ön ödemeyle ilgili de biraz el atmaya başladı. Ama tabii ki hepsinin önüne de geçmek mümkün kesinlikle değil. Ev kiraları işte öğrenciler, okullar falan açıldı. Ondan dolayı bu kadar arttı. Onun dışında ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da da bu kadar pahalı. Büyük şehir olmasına rağmen. Burası biraz daha küçük şehir ama burada da hemen hemen aynı fiyatlar. Bu şekilde. Peki ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya işte biraz şey böyle nasıl söyleyeyim. Hazırcılık yani hani biraz daha öğrencinin dostu olmaları gerekirken hiç yardımcı olmuyorlar. Şimdi ev kiraları niye bu kadar arttığını sordunuz. Bence bu bir öncelikle kişilik meselesi. Yani toplumda ahlak erozyonumuz var. İkincisi ekonomik nedenler var. Biz önce sosyal boyutunu düşünmemiz lazım. Çünkü siz eğer sosyal boyutta mesela faizleri o zaman hükümet düşürdü. İşte konut faizleri, araç faizleri. Ne oldu? Bir anda maliyet değişmedi. Yapılan binalara herhangi bir ekstra girdi girmedi. Dolar anormal yükselmedi. Ama ne oldu? %40, %30, %50 hatta bazı yerlerde %80-90'a yakın konut fiyatlarında, araç fiyatlarında yükselmeler oldu. Bunlar tamamen fırsatçılık ahlaksızlığından kaynaklanıyor. Öyle diyeyim başlayın. Çünkü ahlak nedir? Siz ekonomik boyutta iyi bir yerde olabilirsiniz ama toplumun diğer bireyleri sizin gibi iyi bir yerde olmazsa siz zayıf toplum olursunuz. Toplumun üst gelir dağılımındaki insanlarla alt gelir dağılımı arasındaki denge ne kadar uçurum olursa toplum o kadar birbirine farklı yerlere kayar. Ne kadar yakın olursa gelir dağılımı o zaman toplum birbirine daha iyi bir şekilde kaynaşır. Onun için bu konuda hükümetin de eksikleri var. Ciddi bir denetleme yapılmadı. Yani bugün aynı şey gıda fiyatlarında da devam ediyor.
diğer bütün mesela sanayi girdilerinde ve benzeri şeylerde. Dolara bağlı olmayan malzemelerde de aynı artışlar var. Ama siz konutta çalışan kişilerin ücretlerine baktığınız zaman dün 150 liraya çalışan kişi bugün 300 liraya çalışmıyor. 180'e 200 lira veya gene 150 liraya çalışıyor. Dolayısıyla da bu toplumsal bir ahlak erozyonudur. Bunu hükümet ve kültür yani elçileri buna iyice dikkat etmeleridirler. Çünkü biz toplumda ne kadar birbirimizin derdiyle hemhal olursak toplum o kadar kaynaşmış bir toplum olur diye düşünüyorum. Valla eskiler çok attı burada. Her bir şeye zam geldi. O yüzden yani kiracılarda şey diyor, zor durumda. Peki bunun önüne geçilebilir mi sizce? Valla önüne geçilebilir. Geçinecek bir şey diyor yani. Emir verecek de geçinecek de sonra bir şey o. Bunun önüne nasıl geçebiliriz mesela? Ev sahipleri fiyatı mı düşürebilir mi? Yani ev sahipleri mi düşürecek yoksa yukarıda mı düşürecekler? Orasını biz bilemiyoruz yani. Ama düşmesi lazım. Ben ev sahibiyim ama Tokyo'dan aldım ben evi. İncesu'da oturuyorum. Şu anda zamlı yani. Şöyle oturmayacak yerlerde şu an 500-600'e gidiyor. Yani bağlı. Aydat da daha yeni daha diyelim diyor. 120-150 milyon aydat veriyoruz. Ama hiçbir gelirim yok. Şimdi neyle de böyle yani kurudu. Kendimiz soruyoruz yine kurudu.